Böyle bir dönemde tek başına ülkemizi yöneten AKP'nin ekonomik canlanmayı sağlayacak devrim niteliğinde radikal adımlar atması gerekirken tam tersine yorgun, heyecanını ve dinamizmini yitirmiş, halkın gündeminden kopuk bir şekilde sadece başkanlık hırsına odaklanmış, kadroları ülke sorunlarını çözmekte, dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmeleri kavramakta ve öngörmekte yetersiz bir yönetimle karşı karşıyayız. Ekonomik sorunlarımızı kapsamlı bir şekilde ele alıp çözüm üretmemiz gerekirken meclis gece sabahlara kadar sadece ne yazık ki başkanlık hırsı için çalıştırıldı. Anayasa değişiklik teklifi üzerine genel kurulda yaptığım konuşmada bu teklifi hangi argümanlarla süslerseniz süsleyin bu yolun diktaya çıktığı gerçeğini değiştiremeyeceksiniz. Güneşi asla balçıkla sıvayamazsınız demiştim. Meclisten alelacele geçirdiğiniz teklif kamuoyunda tartışılmaya başlayınca süslediğiniz boyalar da birer birer dökülmeye başladı. Teklifin mecliste olduğu gibi kamuoyunda da tartışılmaması için hayır diyenleri şimdi Türkiye'nin her bir köşesinde polisi önlemlerle susturmaya çalışıyorsunuz. Hayır şarkısı söyleyen gençleri gözaltına almaya çalışarak, biber gazı sıkarak, hayır diyen herkese terörist yakıştırması yaparak, başkanlık gelmezse ülkenin bölünme riski var diye aba altından sopa göstererek, ülkemizi adeta bir açık hava cezaevine dönüştürerek, binlerce akademisyeni sanatçı ihraç edip üniversiteleri boşaltarak, başkanlık gelirse terör biter diyerek, halkımıza referandumda evet dedirtebileceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Tüm bu yaptıklarınız için halkımıza özür borçlusunuz, özür. Her fırsatta halkın en doğru kararı sandıkta verdiğini söylüyordunuz. Şimdi ise halkımızın teklifinizdeki gerçekleri öğrenmesinden korkmaya başladınız. Evet korkuyorsunuz. Çünkü kısa zamanda takkeniz düşecek. Halkımızdan oldu bittiyle kaçırmaya çalıştığınız gerçekler de ortaya çıkacaktır. Şimdi halkımıza şunu söylüyorsunuz. Ekonomide, iç ve dış politikada sorunlar var. Daha güçlü bir Türkiye için sorgusuz, sualsiz ve denetimsiz olarak hiçbir demokratik ülkede görülmemiş yetkilerle bizi donatın ki ülkemizi içinde bulunduğu sorunlardan kurtaralım diyorsunuz. Kısacası yeni bir hayal satmaya çalışıyorsunuz. Halkımız hiç sorgulamayacak mı sanıyorsunuz ve size sormayacak mı? Ülkemizi bu bataklığa siz sokmadınız mı diye. Bugüne kadar elinizi kolunuzu bağlayan ne vardı da şimdi daha fazla yetki istiyorsunuz? Kimi kime şikayet ediyorsunuz? Halkımız size sormayacak mı? 14 yıldır tek başına iktidar olan siz değil misiniz diye. Meclisten istediğiniz her kanunu rahatlıkla geçirmediniz mi? Bürokrasi istediğiniz gibi dizayn etmediniz mi? Ülkemizin bugün içinde bulunduğu ekonomik darboğazı önlemek için hangi önlemleri almak istediniz de sizi kim engelledi? Koalisyonun sakıncalarından bahsediyorsunuz. Halkımız sormayacak mı bugüne kadar hangi koalisyon size ayak bağı oldu diye? Elbette ki soracaktır. Olağanüstü halin arkasına sığınarak istediğiniz kadar hayır diyenlerin sesini kısmaya çalışın. Seçmenlerimiz oy verirken vicdanlarıyla baş başa kaldıklarında sadece bu antidemokratik anayasa değişikliğini sorgulamayacaklardır. 14 senedir AKP'ye verilen kayıtsız şartsız desteğin ve bugün ülkemizin içinde bulunduğu kaosun, ekonomik sorunlarımızın, Suriye'deki şehitlerimizin, talan edilen şehirlerimizin, ranta kurban verilen kıyılarımızın muhasebesini yaptıklarında hiçbir mazeretinizin olmadığını görerek oylarını kullanacak ve AKP'ye tarihi bir ders vereceklerdir. Büyük vatan şairimiz Namık Kemal'in Hürriyet kasidesinde yazdığı gibi ne mümkün zulm ile, bidat ile, imhayı hürriyet. Çalış, idraki kaldır, muktedirsen ademiyetten. Saygılar sunuyorum.